Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Eylül 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Başak Burcu'ndaki yolculuğunu ayın 22'sine kadar devam ettirecek. Ve hemen ayın başında 3 Eylül'de 11 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay Satürn'e karşıt açıda biraz para konuları, finans konularına dikkat çeken bir yeni ay. Genel olarak aslında düzenlemeler, hesaplar, muhasebeler yapılması gereken bir dönemdesiniz. Maddi konularda özellikle Ağustos ayında Merkür gerilemesi nedeniyle geciken, yolunda gitmeyen, engellenen bazı konular varsa ki bunlar çoğunlukla para işlerinizle ilgili olabilir. Şimdi bunları daha rahat ele alabilir, çözümleyebilirsiniz. Çünkü yeni ayın yönetici gezegeni Merkür Aslan Burcu'nda başlayacak aya, hızlı bir şekilde Başak'a geçecek, ardından Terazi'ye geçecek. Yani bu ay hızlı, çözüm odaklı olabileceğimiz bir aydayız. Hemen ayın başında tabii ki para konularında biraz melankolik hissetmeniz, işte karamsar enerjilerin olması, belirsizliklerin olması mümkün. Oradaki Neptün, Satürn etkisi özellikle maddi konularda sizi şu an sıkıştırmış olabilir ya da hani bir şeyler daha kaotik olabilir mali konularda. Ama yavaş yavaş hani buralardaki sorunları görüp, fark edip çözüm yolları bulmanız, hatta önemli bazı sürpriz yardımlar almanız da mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlarda Başak, Balık, İkizler ya da Yay gibi 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu yeni aydan önemli etkiler alabilirsiniz. Bir kredi alabilirsiniz, bir borcu yapılandırabilirsiniz. Hisseli paralar, eşinizin kaynakları, ortaklı gelir gider dengeleriniz, işte bir vergi, sigorta gibi bir konu, tazminat gibi bir konu ya da nafaka, miras gibi bir işiniz veya bir burs beklentiniz. Bu alanlarda hızlı gelişmelerin, çözümlerin oluşması mümkün. Evet, yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde zaten bu etkilerde kendini göstermeye başlayacak. 4 Eylül'de Mars Yengeç'e geçiyor ki uzun bir süre kalacak Mars burada. Çünkü bu kış aylarında Mars retrosu yaşayacağız. Aslan ve Yengeç burçlarında. Dolayısıyla önümüzdeki 5-6 ay aslında Mars Yengeç burcunda olacak. Bu da sizin biraz iş temponuzu arttıracak gibi görünüyor. Daha fazla yorulabilirsiniz, daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Zaman zaman bir şeyleri daha fazla düzeltmeye çalışabilirsiniz. Sağlığınıza da özen gösterin. Tabii ki sağlık evinizdeki bir Mars, sağlık konularında özenli olmanızı, sağlık, iyileşme, günlük hayat ve alışkanlıklar alanında daha fazla böyle bir inisiyatif almanız gerektiğini işaret ediyor. 8 Eylül'de Güneş-Satürn karşıtlığı para konularında bir sorumluluk, bir ihtiyaç ya da kendinizi biraz baskı altında hissetmeye yol açabilir. Dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Düşünmeden hareket etmeyin, özellikle mali konularda. Ayın 15'i güzel bir gün. Venüs-Jüpiter üçgeni var. Venüs terazide, zaten ayın 23'üne kadar Venüs'ten güzel bir etki alıyorsunuz. Yani bu ayın şanslı enerjisi. Jüpiter ikizlerde, oradan da güzel bir şans alıyorsunuz. Ve bu iki şans gezegeni birbiriyle üçgen açı yapıyor. Hem ayın hem de yılın en bereketli şanslı günlerinden. 14, 15, 16, 17 Eylül gibi. Bunu lütfen güzel değerlendirin. Önemli işlerinizi, görüşmelerinizi, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi bu dönemde yapabilirsiniz. Alışverişlerinizi daha bereketli olabilir ve güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. En güzel etkiyi alan burçlardansınız sevgili kovalar. Unutmayın. Ve ayın 18'inde ay dolunay fazına ulaşacak. 25 derece Balık burcunda ay tutulması yaşayacağız. Yılın ikinci ay tutulması. Tabii ki daha güçlü, daha kadersel, daha dönüşümsel etkiler var ve önümüzdeki birkaç ayı da şekillendirecek bir etkiden bahsediyoruz. Ve yine söz konusu olan sizin maddi durumunuz. Para konularında önemli etkiler alıyorsunuz. Balık Başak tutulmaları önümüzdeki yılda devam edecek. Ya da bu da süreç içerisinde sizin için mali konuların, para konularının önemli bir döngüde olduğunu, bir şeylerin değiştiğini, dönüştüğünü bize işaret ediyor. İşte bu ay tutulması tam da bu alanda, şu anda içinde bulunduğunuz maddi durumun, işte gelirler, giderler, kaynaklarınız, iş konularınız, kazançlarınız, tüm bu alanlarda bir farkındalık ya da bir sorumluluk, bir yüzleşme getirebilir. Satürn ve Neptün'ün açısı olduğu için, birleşimi olduğu için genel olarak biraz hani
daha melankolik, daha böyle bir karamsar etki getirip bazı baskılar getirebilir ya da belirsizlikler hissedebilirsiniz. Yani maddi konularda böyle bir kaos etkisi hissedebilirsiniz. Ama her kaostan sonra da bir düzenleme vardır. Aslında burada içinde bulunduğunuz şartları belki tutulma daha bir gösterecek, sizi gerçeklerle yüzleştirecek. Yani maddi konularla ilgili bir şeylerle yüzleşme durumundasınız. Bu kısa vadeli olarak belki Eylül 3 Eylül'de başlamış, o yeni ayın etkisiyle başlamış bir konu olabilir. Yani kısa vadeli bir para işi, bir alışveriş, bir borç ödemesi falan gibi. Veya orta vadeli bu yılın Mart ayındaki bir konu olabilir iş ve para konularınızda. Daha uzun vadeli ise özellikle 2015 yılındaki balık tutulmalarının etkisiyle para konularındaki hedefleriniz, beklentilerinizle ilgili bir alanda oluşabilecek bir güçlü etki, dönüşüm olabilir. Bu bir hedefe de odaklayabilir sizi. Yani bir idealize ettiğiniz, hayal ettiğiniz bir şeye de kavuşabilirsiniz. Ama temeli zayıf olan, doğru olmayan bir şeylerde tabii ki kayıplar, hayal kırıklıkları da olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, balık, başak, ikizler, yay. Bu burçların 25 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa ay tutulması sizin için daha etkili, kadersel ve dönüşümsel olabilir. Ve ayın 22'sinde Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Güneş Terazi Burcu'na geçince daha fazla böyle bir yaşam enerjisi almaya başlayabilirsiniz. Motivasyonunuz artabilir, özgüveniniz artabilir. Özellikle ayın son günlerinde 29-30 Eylül gibi Güneş'le Merkür'ün birleşimi var. Merkür Güneş'in kalbinde olacak. Terazi Burcu'nda ay düğümleriyle de birleşecek. Bu gerçekten ilginç, böyle çok kadersel, karmik bir etki getirebilir. Zihninizde ilginç fikirler oluşabilir ki genellikle zaten zihinsel anlamda üretken bir burçsunuz. Önemli haberler gelebilir. Özellikle geçmişten gelen konuların sonuçlanması, işte bunlar bir tesadüf de olabilir, bir arkadaşınız karşınıza çıkabilir, bir teklif alabilirsiniz, daha önce çalıştığınız kişilerle bağlantılarınız olabilir gibi, daha önce yaptığınız, emek harcadığınız bir konuyla ilgili bir fırsat çıkabilir karşınıza. Yani ilginç olduğu kadar fırsatlar içeren bir dönemdesiniz. O yüzden mesajlara dikkat edin, işaretleri takip edin sevgili kovalar. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenebilirsiniz ve henüz olmadıysanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.